İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM'in yeni bir tarih programı olan İlimden Medeniyete programına hoş geldiniz. Bu programımızın üçüncüsü oluyor başlayalı beri. Ekim ayı başında başladık. Radyomuzun kırılış yıl dönümünü ve yıl günlerini yıl dönüm günlerini esas alarak böyle bir program daha idaremiz başlatmayı arzu etti. Çok da iyi oldu. Biz de efendim sevinerek koşa koşa bu göreve başladık. Teknik masada İsmail Sert bizlere yardım ediyor. Gökhan Güler Bey ise efendim bize e, yönetmen masasında yardımcı oluyor. Sizlerden gelecek telefonlara ve programı hazırlayıp bu 20 dakikalık müddetçe sunacak olan ben İsmail Yağcı bütün dinleyenlerime güzel bir vakit geçirmeleri temennisiyle programı başlatıyorum bize ulaşacağınız telefon numaralarımız aynıdır. Değişiklik yok ama yeni dinleyicilerimiz için bunu bildirmek istiyoruz. 0212 alan kodundan 454 56 46. Faksımız da var. Aynı alan kodundan 454 56 26. Radyomuzun elektronik posta adresi ise tgrttrfm@tgrttrfm.com.tr Şahsi mail adresim ise ismail.yagci.tgrt.com.tr Şahsi mail adresime her zaman için mail atabilirsiniz. Tarihi sorularını sorabilirsiniz. Mümkün mertebe soruların cevapları kısa olacak sorular sorarsanız memnun olurum. Çok geniş bir şekilde Fatih dönemi anlatır mısınız efendim derseniz ben zorlanırım. Yani o manada kısa sorun diyorum. Şimdi bundan önceki iki programımızda Osmanlı'daki eğitimin genel esaslarını sizlere söylemeye çalışmıştık. Ve orada asker eğitimiyle ilgili askerler nasıl eğitilirdi oraya geldik kaldık. Sonra da devlet adamı nasıl yetiştirilir onları sizlere anlatmaya çalışacağız zamanımız elverdikçe. Efendim Malum askeri kademelerin birincisi Acemi oğlan ocağıdır. Bu ocağı 8 ile 18 yaş arası Balkan halkından annelerine babalarına belli bir ücret ödeyerek çocuklarının eğitime seçilmesi olayıdır. Nasıl şimdi yurt dışından bazı üniversiteler gelip de Türkiye'de e, yapıyorlar. Oraları kazananlar o havaları zıplıyor ben Amerika'yı kazandım diyor. Bırak Amerika para vermesini. Amerika bir de pahalı pahalı okulların paralarını anne babalardan alıyor. Osmanlı'nın insan devşirmesi dedikleri şey seçme sınavıdır efendim. Düpedüz seçme sınavıdır. Yani bir yerlerden insanları köşe bucak arayıp kovalayarak sopalarla önüne katıp verin bakalım çocuklarınızı anneler babalar bir tarafta hüngür hüngür ağlıyorlar. Böyle bir şey yoktu. Anne babalar Osmanlı'ya seve seve evlatlarını verirlerdi. Peki para nereden çıktı diyeceksiniz. Satın mı alıyorlardı? Kölelik mi yaptırıyorlardı? Hayır, hayır, hayır. Osmanlı adalet üzerine bütün devletin adalet üzerine bina edildiği bir sistemi kullanırdı. Anne babadan 8 ila 18 yaş arası bir tane çocuğu. İki varsa hayır ikincisi alınmazdı. Bir tanesi. Senin tarlada, tapanda, dükkanda neyse çalışacak iş gücünü elinden alıyorum. Geçimini etkileyeceğim. Onun için al sana bu kadar da destek. Destek. Nasıl şimdi hükümetler çiftçiye destek veriyorlar efendim? Destek. Bu bir dilencilik midir? Bu bir insan satılma mıdır? Hayır. Ve o devşirilen çocukların üzerine hemen acemi oğlan ocağı dolaması giydirilir idi. Kıyafet. Hemen. Hemen kıyafeti değişirdi efendim. Yani bu bir anda bir günde olup biten şey değil ki. Günlerce süren bir seyahati var bunun. Sebep. Sebep şu. Başka anne babalar bizim bilmediğimiz, görmediğimiz, seçmediğimiz çocuklarını kafilenin arasına sokuşturmasın diye özel kıyafet giydirilirdi. Yoksa kaçınca yakalayalım da bu kıyafetinden belli olsun aladana gibi değil. Bunlar 3 yıl müddette Anadolu'daki eşraftan ailelerde e, pansiyoner olarak bulundurulurdu. Evin bir oğlu daha olurdu sanki efendim. Üç yıl müddetle bu çocuk evvela Türk kültürünü hazbederdi. İslami bilgilerini evin çocuğu gibi olduğu için geliştirirdi. Zaten gelir gelmez sünnet edilip kelime-i şehadet getirmesiyle İslam'a girmiş olur idi. Efendim bu zor değil mi? Hayır canım. Zor olur mu? Ve bu üç sene müddetle anneler babalar çocuklarını görmeye gelebilirlerdi. Yasak değildi efendim. Çocuk yani bir manada ihtilattan men edilmiyordu. Ancak çocuk anne babasının yanına izine gönderilmezdi. Neden? Çünkü bir rehabilite hali var orada. Anne baba da gelsin, çocuğuyla görüşsün, konuşsun. Bu merhametsizlik olur da anneyi babayı görüştürmezseniz. Ama bizim köyde buluşsun. Sizin köyde değil. Çünkü burada temizlik var, inanç var, insaniyet var, adalet var. Sizin orada ise bu adalet evet var belki Osmanlı idare ediyor orayı da. Ama Osmanlı sizin işinize karışmıyor ki. Kimin evi temiz, kimin evi temiz değil diye İngilizlerin Kıbrıs'ta yaptığı, yaptığı gibi efendim gelip de evlerin banyolarını, helalarını belediye zabıtalarına kontrol ettirip ceza yazmıyor ki. Ha diyeceksiniz ki Kıbrıs'taki o günün yaşantısı bilhassa Rumların yaşantısının çok sıkıntılı olduğu hatta o bölgede Rum bölgesinde bir tuvalet kültürünün olmadığı zaten Kıbrıs Yeşilada ismi üzerinde evlerde bahçeli bahçeli evler bahçeli nizam nüfus sıkışık değil bahçenin bir köşesinde çalılan arasında insanlar tuvalet ihtiyacını gideriyorlardı. Evet. Ve hatta anlatırlar orada efendim, İngiliz idaresi döneminde e, Rumlara bazen korkuturlarmış. İşte belediye şunu yapacak, belediye bunu yapacak falan. E, böyle tuvalet nizamnamesi de çıkınca efendim Rumlar zorlanmışlar. İlla evin bir köşesine, avluya bir tuvalet yapacaksınız. Öyle çalı dibine gitmek yok. Efendim, Türkler de zaten taharet meselesi, namaz kılmanın bir başlangıç şartı olduğu için çok dağın vardı. Sonra bir yaşlı Rum'u bir gün bir belediye zabıta komiseri korkutturmak için zabıtaya demiş ki sen de ki demiş şu Rum'a bundan böyle evlerde bir de banyo yapılması lazım. Banyo yapmak da şart, inşa etmek de şart desene şuna demiş. Onlar da bir kenarda duruyorlar. Ruma diyor ki işte Vasili bak diyor yeni bir şey geldi talimat geldi İngilizlerden. Bundan sonra diyor evlerde birer tane de banyo arayacağız biz haberin olsun gelince diyor. Bre diyor siz bizi hep hepten mi Türkleştirmek istiyorsunuz diyor. Aynen böyle. Bunu yaşayan canlı şahitten dinledim efendim polis müdürlüğü yapmış olan bir canlı şahitten zabıta hikayesini dinledim. Hala da hayatta efendim. Bugün 2012 olarak hala da hayatta. Allah hayırlı uzun ömürler versin Mehmet amca. Şimdi tabi bu kültür meselesidir. Dolayısıyla acemi olanların Anadolu'da eşraftan aileler, öyle sıradan aileler değil, bilgili, kültürlü, dürüst, ekmeğini alın teriyle kazanan insanlar efendim. Geldiği zaman çocuk yaşama mücadelesi veren, zar zor bulduğuyla geçebilen böyle her gün hasta efendim çaresiz insanların yanına verilmiyordu çocuk. Orada da tarlada çalışması için de kullanılmıyordu. O da yasak. Orada eğitilecek. 3 sene sonra da İstanbul'a getirilir. Ali Acemi oğlan ocağına kaydedilir. Ve orada artık hem bilimle ilgili eğitim almaya başlar hem de askerlikle ilgili eğitim almaya başladı. Yani bir askeri orta mektep gibiydi. 1955'lerde vardı efendim bu askeri mektep. Hatta 57'lerde 58'lerde Selimiye'de de açıldı. Sonra bazı sebeplerden dolayı askeri orta mektep kapatıldı. Sadece askeri orta nın yerine lise kondu. Ortayı herkes memleketinde okuyup gelir idi. Bu acemi oğlanlar oradaki eğitimi tamamladıktan sonra gerekli testlerden geçirilir ve bunlardan Yeniçeri ocağına asker olarak kaydedilecekler liste yapılırdı. Yalnız bunların içerisinde çok zeki hani ilim kafası olan kimseler tespit edilirdi. Yapılan testlerde bir maksat da buydu. Evet biz bunu asker yapacağız diye aldık getirdik oradan ama çocuk süper bir zeka. E Yeniçer olsun iyi de ondan daha mühim devletin işleri var. Onlar seçilir. 3 kişi beş kişi yani bir kişi gelmiş içinden 3 kişi beş kişi 10 kişi seçilir. Bunlar devlet adamı yetişecek mektepler silsilesine katılırdı. Geri kalanı orada Yeniçeri subay gibiydi efendim onlar. Yani özel eğitimlerden geçtiği için bir bugün anladığımız manada bir er nefer değil, bir subay gibiydi. Bunların ocağa tayinini bizzat padişah kendisi imzalardı. Nasıl subaylarımızın nasbı bugün yani kurmay başkanlığımız ya yapılıyor ise o günde padişah bunu yapar ve Yeniçeri ocağına bunlar gelirler idi. Bunların kıdem sırası için ise hangi ortalara verildiyse yani hangi bölüklere tertip edildiyse o bölüklerin bir orta meydanı vardı. Küçük büyük bir meydan vardı efendim. Orta meydanı. O bölüğün bir manada küçük bir eğitim alanıydı bu. Küçük bir içtima alanıydı. Yoklama alanıydı. Hatta tecziye alanıydı efendim. E bir suç işleyince şimdi ne yapacaksınız efendim? O ortanın çorbacısı yani komutanı bunu cezalandıracak. Suç efendim insan suç işlemiş. Bugün işlenmiyor mu yani? Her kurumda böyle suç işleyen kurumun mensupları oluyor. Milli Eğitim'de olsun, Milli Savunma'da da olsun. Daha başka bakanlıklarda da olsun efendim. Din eğitimi olan yerlerde olsun. Bu oluyor. Bunların da ona göre cezaları veriliyor. Efendim bunun hepsini mahkemeye veriyor veriyorlar bugün için. Hayır. Disiplin cezaları kurumca verilir. İşte bu ocakta da Yeniçeri ocağında da disiplin cezaları ocak komutanları tarafından verilirdi. Eğer böyle birkaç sopa atılması gereken bir suç ise Yeniçeri kıyafetiyle hiçbir zaman Osmanlı'da Yeniçeri askeri dövülmezdi dövülmez de o kıyafetiyle. O ortanın meydanına çıkarılır, yeniçeri ortasının çorbacısı eline sopayı alır ve yüzü koyun yere yatırır ortanın önünde. Ey yeniçeri kardeşim, sen bu şerefli ocağın mensubu olarak şu şu suçları niçin işledin herkesin önünde yüzü koyun yere yatmak ne kadar aşağılayıcı bir şey efendim yüzü koyun yere yatırılırdı sonra da elinde sopa baş ucuna gelir kesinlikle vurmaz efendim neden üniforması var sırtında üniforması var ocaktaki disiplin cezası böyleydi modern mi modern işte efendim Buyurun, aradan 600 sene geçmiş, hala insan psikolojisine en uygun şekli. Evet, ama bir ölüm cezası varsa, o ölüm cezasını orta vermezdi. Orta çorbacısı vermezdi. Yargı organları verirdi ve o cezanın infazı içinde Yeniçeri'nin önce, bizde de şimdi olduğu gibi, üniforması çıkartılır, sivilleştirilir, üniforma devleti temsil ediyor. Bir manada bayrak gibidir efendim. Hani eskiden mahalle bekçileri düğme mi koparırsan bak altay ceza yersin falan diye filmde intikal bir şeyler var. Onun için buna dikkat edilirdi. Yeniçeri bu bandında devam ederdi. 30 yaşına kadar 30 yaşına kadar şöyle böyle 10 sene normal sıradan yeniçerilik yapardı ocakta. Yeniçeri ocağı sadece bir asker kışlası gibi düşünülmesin. Ayrıca görev başı eğitimi olarak da orada eğitim müessesesiydi. Osmanlı eğitim müessesesi belki en önemlisiydi. Din diyanetini öğrenmeye devam ettiği gibi savaş usullerini, gelişen usulleri, silahlarının kullanılmasını işte burada eğitimlerle öğrenirlerdi. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri bir kimseyi Milli Mükellefiyet Kanunu'na göre silah altına aldıktan sonra her gün eğitim vardır. Bunu hiçbir zaman yüksünmemek lazım. Nasıl öğrenci okuldaki e, eğitimini yüksünmüyorsa of gene bugün ders var ya ne yapacağız hiçbir gün boş geçmez diyor hiçbir gün boş geçmez tabii öyle ayarlanmış. Eğitimde de silah altında olan kardeşlerimiz de bu eğitimi kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri için çok lüzumlu bir iş olarak görmeli. Meşgale zaman öldürücü değil de iş olarak görmeli. Nitekim görüyoruz ki çeşitli operasyonlarda Bakıyorsunuz eğitimini iyi alamamış insanın başına bazı haller gelebiliyor. allah Teala onlara rahmet eylesin diyorum ben ama dikkat etmek lazım. Canım can benim değil mi? Ölürsem ölürüm. İyi de o can bütün milletin bir milli varlığıdır, milli değeridir. O değeri sen kendi başta harcayamazsın arkadaş diyeceksin. Sana hesap sorarlar. Ya ben canım ne atarım uçurumdan aşağıya atamazsın. Evet. Şimdi bir kısımları da seçildi bunların. Çok zeki çocuklardı. Bir yere gönderildiler. Nereye gönderildiler? Galatasaray Sultanisi'ne veya İbrahim A Mektebi'ne gönderdiler. İbrahim A. Efendim bu ikisi en derun öncesi en derunu biz bir devlet akademisi devlet adamı yetiştiren özel devlet adamı yetiştiren medrese kabul edersek bu medresenin tetinmesi de yani başlangıç ona talebe hazırlayacak yeri de Galatasaray Mektebi Sultanisi idi. Şimdiki Galatasaray Lisesi ile bunu karıştırmayınız. Bazı Galatasaray Lisesi mezunları ya diyor işte biz Galatasaray mezunuyuz. İşte Galatasaray'ın arkasından da Enderun gelirdi. Biz de şimdi burada sarayda Enderun öğrencisi olduk. Orada bir görev alsa mesela. Hayır, ondan hiç alakası yok. Çünkü Galatasaray Lisesi Sultan Abdülaziz zamanında Ali Paşa tarafından padişaha da statüsü belli edilmeden Fransızların bir ricası var işte onu da yapıyoruz falan gibi Fransızların öncelikle misyoner yetiştirmek için kurdukları bir okul idi Ali Paşa'nın yardımlarıyla. Ha daha sonraki dönemlerde Galatasaray Fransızca eğitim vermiştir. Osmanlı'daki son dönem dil ağırlığı büyük bir çapta Fransızca idi. Efendim, çok kıymetli de devlet adamlarımız da oradan yetişmişlerdir. Bunlara misyoner gözüyle bakılması manası haşa söylemiyorum. Ama ilk kuruluş ana maksadı Abdülaziz Han'a rağmen Fransa'nın menfaatlerinin korunacağı bir okul olarak başlatılmasıydı. Galatasaray Mektebi Sultanisi ise ondan çok önceydi. Ve Fransızlar Osmanlı'nın devlet adamı yetiştirdiği Galatas Galatasaray Mektebi Sultanisi'ni takliten onun adını vererek kendi okullarını şereflendirmeye çalıştılar. Yoksa saraya, Enderun'a talebe yetiştiren okul farklı, Fransızların kurduğu Galatasaray Mektebi farklı idi. İkisinin adı Galatasaray'dı. Birisi Sultaniydi. Öteki ise Galatasaray Lisesi olarak ad alıyordu. Bir de bugünkü tapu dairesinin olduğu yerde İbrahim Ağa, İbrahim Paşa daha sonra mektebi vardı. Hani şimdi ikide bir pargalı İbrahim, pargalı İbrahim diyorlar efendim. Ya bırak nereli olursa olsun. Yani Ankaralı Ahmet, Ankaralı bilmem ne. Bu ancak bugün sahne sanatçılarına falan verilen bir isim gibi. Ya bir adam başbakan olduysa şimdi efendim mevcut olan bakanlardan birine başbakana memleketiyle söyleyerek işte Samsunlu, Trabzonlu filan yerli diye ad verilir mi efendim? Ama koskoca Osmanlı'nın Kanun Sultan Süleyman Han'ın tayin ettiği başbakana Pargalı İbrahim Aşağı, Pargalı İbrahim yukarı. Onu savunduğundan değil efendim. Ama Kanun Sultan Süleyman Han onu ölümüne hüküm verinceye kadar çok önemli işlerde Mısır fütuhatının tamamlanması dahil çok önemli işlerde kullandı. İlk birinci Viyana kuşatmasıyla beraber onu çözdü ve neticeyi de getirdi. Bir hükme bağladı. E devlet de böyledir efendim. Bir insan devletine sadıkane hizmet ettiği müddetçe efendim makbuldür. Sonra nefsine mağlup olup da oho Osmanlı'nın ordusu benim elimde, Rumeli beyler beyliği benim elimde, sadrazamlık benim elimde, benim sultanla fazlam var eksiğim yok. Karun işi öyle diyor efendim. Yeri geliyor yani öyle düşünmeye başlıyor. Bunun alametleri görülüyor yani. Kimsenin düşüncesini okuyacak halimiz yok. E o zaman da hadi güle güle deniyor. Sen bu üç tane önemli görevi hazmedemedin. Hadi güle güle. Hem ser Asker hem sadr hem beylerbeyi efendim Rumeli beylerbeyi hem de en büyük beylerbeyi efendim. Süremizin sonuna geldik de geçiyoruz. İnşallah bu programımıza ve bu konumuzun devamına önümüzdeki haftaki Perşembe günü sabah 07 haberlerinden sonraki ilimden medeniyete programımızda devam edeceğiz. Bugünlük hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete